konuştuğumuz konu aslında TEDx'te Amerikalı bir aile hukuku profesörü konuşmasında şunu söylüyor. Ön başlık şu, mutlu bir evlilik, sürdürülebilir bir evlilik için boşanmayı bilmelisiniz. Bu ana başlığın altında profesör şunu söylüyor. Diyor ki eğer taraflar evlenmeden evliliğin düşündükleri zaman diliminde bir danışmana gelseler, bir hukuki danışmana gelseler ve evlilik başladıktan sonraki hayat yolculuklarında almayı düşündükleri kararlarla ilgili danışsalar, hayatları çok değişebilir diyor. Ve burada şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki çiftlerden bir tanesi Amerika'da eşin çok güzel bir not ortalaması var ve eğer erkek eş desteklerse kadın eş pekala çok iyi bir tıp fakültesinde okuyabiliyor. Eş de diyor ki erkek eş de tabii ki ben seni desteklerim. Sen diyor tıp fakültesini bitireceksin, işte doktor olacaksın ve ben senin hayallerine destek olacağım diyor. Taraflar bu evlilik sırasında erkek eş deliler gibi çalışıyor, gece gündüz çalışıyor. Kadın eş de deliler gibi çalışıyor, tıp fakültesini bitiriyor. Şimdi bu hikayede profesörün anlattığı hikaye pek çoğunuzun tahmin ettiği gibi şöyle bitiyor. Kadın sınıf farkı yaratıyor tabii ki. O düşünsel, eğitimsel, statüsel bir farklı konuma geçiyor. Oturduğu, sohbet ettiği, görüştüğü tüm insanlar farklı. Onların ekonomik gelirleri farklı. Yedikleri, içtikleri, okudukları şeyler farklı. Ve derken eşiyle boşanıyor. Şimdi burada çok net bir adaletsizlik var. Evet, bir duygusal adaletsizlik gibi görüyorsunuz ilk başta. Belki diyorsunuz ki bu nerede bunun adaleti? Hani bak fedakarlık yaptı. Hukuktaki karşılığını söyleyeyim. Evet, burada kadın boşanmak isterse erkek evlilik akdi sona erdiği için mevcut ve beklenen menfaati zedelendiği için buradan bir tazminat alır. Türk hukuk sistemine geçecek olursak evet Türk hukuk sisteminde de alır ama bizde sebepsiz zenginleşme yasağı vardır. Yani bizde hiçbir zaman bir tazminat bir kişiyi böyle çok abat edecek rakamlar asla olmaz. Dolayısıyla sizin işte 4 yıl, 5 yıl üniversite belki okumaktan vazgeçip eşinize okutmuş olmanızın karşılığı bir bedel alamazsınız. Bu nettir. Ama o duygusal adalet var mıdır sorusunun cevabı belki size çok kötü ve bencil gelebilirim ama evet tamamen adaletli bir durumdur bu. Neden adaletlidir derseniz bunu aslında en güzel psikologlar açıklıyorlar ve diyorlar ki fedakarlık denilen şey bir borçlandırıcı ilişkidir. Çok daha derinlerine giriyorlar. Ben de çok keyif alıyorum. Aslında bütün müvekkillerimle olan ilişkilerde de bunun altlarını konuştukça çünkü ben 20-30 sayfa yazabildikleri kadar notlar alıp onun üzerine dilekçeler yazıyorum ve orada çok alt detay yakalıyorum. Eğer kendinden bir şey feda etmezse sevilmeyeceğine inanıyor. Şimdi bu sevilmeyeceğine inandığı bu kadar acı bir diyagram ancak çok sert bir olayla silinebilir aklından. Bu doğru değilmiş demesi lazım çünkü müvekkilin. Demesi lazım ki ben feda ettim ama feda etmek sevgi getirmiyormuş. Benim önce kendimi sevmem gerekiyormuş. Bu kadar zamanda ben kendime şunu verseydim, onu okutmasaydım da kendime azıcık paramı biriktirip iş kursaydım, ben çalışkan biriydim, şunları yapabilirdim. Ben kendimi sevebilirdim, bambaşka bir hayat kurabilirdim, bambaşka ilişkiler seçebilirdim demesi lazım. Onun için benim hep söylediğim bir şey var. Eğer sizin hayattaki sınırınız ya da o yanlış formülünüz hayatınızla ilgili, işte ben feda etmezsem sevilmem, İşte ben efendim kendimden ne kadar çok verirsem ancak o kadar alabilirim, o nebze de alabilirim gibi yanlış formüller ne kadar sertse, yani ne kadar güçlü bir inanışsa o kadar güçlü bir darbe geliyor karşıdan. Yani eğer sizin formülünüz daha böyle esnemeye, yanlış olduğunu daha başında anlamaya meyilliyse siz çok daha küçük bir tokat yiyorsunuz hayattan. Ama inadına inat o teoreminize güveniyorsanız o zaman hayat çok sert bir tokat getiriyor. Şimdi burada tam bana bu noktada geliyor insanlar. Ve diyorlar ki ya siz ne kadar kötü bir iş yapıyorsunuz. Hep söyledikleri şey bu. İşte boşanma avukatlığı, işte bu adaletsizlikler, bu hikayeler. Tam burayı seviyorum. Çünkü insanlar hani ışık yaradan girer dedikleri hikaye bu. Tam o noktada anlıyor ve duyuyorlar. Buradaki yanlış formülü değiştirmezse benim müvekkilime söylediğim şey. Biz evet ya o Ahmet'i, Ayşe'yi boşarız ama ben o hikayemi değiştirmezsem yine bir Mehmet bulacağım, yine aynı hikayeye sarılacağım ve yine mutsuz olacağım. Onun için hakikaten işte kişinin kendisiyle çalışması. Bir adalet istiyorsanız önce kendinize adaletli olmak zorundasınız.